Şimdi evet sevgili öğrencilerimiz, malum bu dönemde evdeyiz ve evde canımız da sıkılıyor. Elimizdeki imkanlarla evde görsel sanatlar adına ne yapabiliriz ona bakacağız. Şimdi öncelikle bugün 3D çizimler, yani 3 boyutlu çizimler çizelim diye başladık. Bunun için kalem, silgi ve cetvel kullanacağız. Şimdi bir A4 kağıdımıza 10 santime 10 santim bir kare çizeceğiz öncelikle. Başlayalım. Evet, karemizi çizdik. Şimdi içine küçülen kareler çizeceğiz. Öncelikle en köşeden bir tane kare çiziyoruz. Evet, bu şekilde bir şekil çizdik. Daha sonra kağıdımızı çevirip üçgenin birleştiği köşelerden düz bir çizgi çiziyoruz. Evet, bu şekilde bir şekil yaptık. En içteki kareyi tamamen kalın bir kurşun kalemle siyaha boyuyoruz. Daha sonra bir atlayıp bir boyuyoruz. Bir atlayıp bir boyuyoruz ve şeklimize devam ediyoruz. Evet, şeklimizi bu şekilde boyadık. Daha sonra buna derinlik etkisi vermek için dipten başlayarak uca doğru hafif tonlama yapacağız. Yani koyudan açığa doğru şu yüzeyde, sadece şu yüzeyde başlayacağız. Şimdi dipten koyudan açığa doğru bir tonlama yaptık ve derinlik etkisi belli oldu. Şeklimize bu şekilde bakıldığında daha fazla derinlik etkisi verir. Şimdi kenarlara cetvelle düzgün çizgiler çizeceğiz. Etkiyi artırmak için. Şimdi çizgilerimizi çiziyoruz. Sanki çizgili bir deftere çizilmiş gibi hayal edin şekli. Evet çocuklar, şimdi çizgili bir deftere şeklimizi çizmiş gibi gözüküyor. Kağıdı çevirdiğinizde 3 boyut etkisini daha fazla anlarsınız. Birazdan daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi gençler, bu sefer de şöyle cetvelimizle kağıdımızın, A4 kağıdımızın üst kısmına belli bir mesafede düz bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra bunun üzerine gelecek şekilde bir yuvarlak çizeceğiz. Ortasına gelecek şekilde. Evet çocuklar, bir çizgi, ortaya bir daire. Göz kararı hemen hemen altına da şu şekilde, elips şeklinde, şu boyutla aynı olacak şekilde bir şekil daha çiziyoruz. Bu şeklimize 3 boyut etkisi verecek. Evet şimdi çocuklar, yuvarlağın tam altına gelecek şekilde bir elips çizdik. Şu kısımdan başlayarak elips şeklinde çizgiler çiziyoruz. Giderek koyudan açığa doğru. Aynı şekilde küreye de yapacağız. Bu sefer koyuluk alttan yukarı doğru olacak. Şimdi alttan başlıyoruz. Evet, alttaki elipsi dip kısmı koyu olacak şekilde, uca doğru açılacak şekilde tarama yaptık. Eğer koyuluk fazla gelirse, hamur silgi varsa hamur silgiyle, o yoksa normal silgiyi şöyle üst üste bastırarak koyuluğunu biraz azaltabilirsiniz. Şimdi gelelim daire şekline. Onun da koyuluğu alttan yukarıya doğru olacak. Küre olduğu için onun da şekline göre yuvarlak, içe doğru küçülecek.
Bu şekilde bir tarama yaptık. Üst alttan başlayarak koyudan açığa doğru gidecek dedik. Fakat burada koyu var, orta var, açık yok. Bunu sağlamak için silgiyle az önce bahsettiğim silgiyi şu şekilde üst kısımlara vurarak rengini açıyoruz. Rengini açtıktan sonra 3 boyut haline görsel olarak bir göz yanılgısı şeklinde göreceğiz. Ve çizmemiz bitti. Şekli şu çizgiden yukarıya gelecek olan alanı kesiyoruz. Evet, şeklimiz bu şekilde kesildiği için 3 boyutlu gözüküyor. Kağıda oynattığımızda şeklimizin 3 boyutlu olduğunu görüyoruz. Tabii ki çocuklar, internette daha farklı şekiller var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi daha kolay bir şey yapalım. 2-3. Evet çocuklar, şimdi en kolayına gelelim. Elimizi kağıdın üzerine koyuyoruz ve kopya çekiyoruz. Şimdi bugün kara kalemle anlatmamın sebebi, evde ders çalışırken, test çözerken mutlaka canınız sıkılıyor. O kağıtların kenarlarına dikkatiniz dağıldığında, tabii ki süreyle çalışmadığınız zamanlarda bu şekilleri küçük küçük yapmanız ve rahatlama amaçlıdır. Elimizin şeklini çizdik. Elimizi çizdik. Az önce cetvelle şu şekli yapmıştık. Bunun gibi düz çizgiler çizeceğiz. Bunu 3 boyutlu hale çevireceğiz. En baştan başlıyoruz. Şimdi önce elimle çizdim. Daha sonra cetvelle devam ettim. Cetvelle devam ederken çizgi hafif yan dönebilir, hiç sıkıntı yok. Elin olduğu yere geldiğimde orayı atlıyorum ve düz çizgiyi çizmeye devam ediyorum. Cetvelle devam ettim. 3 boyut etkisi vermek için burada biliyorsunuz parmaklara gelen kısımda boş bırakmıştık. Orayı biz kendimiz şu şekilde çizgiyi kıvıracağız. Yani şu düz çizgi şurada gelecek. Aynı bu nasıl kıvrıldıysa burada da kıvrılacak. Burada da kıvrılacak. Ve 3 boyut etkisini verecek. Yalnız kıvrımlar birbirine paralel olduğu sürece 3 boyut etkisini verir. Bunu unutmayalım. Şimdi yine düz çizgileri çizdim, araları atladım. Dediğim gibi atladığım yerlere eğimler vererek 3 boyut haline getiriyoruz. Evet, şimdi çocuklar, dikkat etmeniz gereken bir kısım daha var. Elin üst kısmına geldiğimizde çizgileri yine eğiyoruz. Parmaklar şu şekilde eğimli bir çizgi. Çünkü burada bir yükseklik oluşması gerekiyor. 3 boyutlu olması için. Evet, sonuna kadar düz çizgilerimizi çizdik. Şimdi gelelim etkiyi verecek olan çizgilere. Evet, 3 boyutlu çizimimiz hazır. Bu çizgileri daha sık yaparsanız daha güzel bir etki alabilirsiniz. Biz biraz hızlı olsun diye seyrek yaptık.
İsterseniz internette daha değişik, detaylı olanları var. İçinizden resim yeteneği ve buna ilgisi olan çocuklar çok fazla. Araştırarak siz de güzel örnekler yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde daha renkli çizimlere geçeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Evde kalın.